Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman önce bir soru cevap videosu yapmıştım ama böyle zaman zaman videoların altına sorular aldığım için dedim ki neden bir tanesini daha yapmayayım. Dün akşam topluluk kısmından paylaştım. Sormak istediğiniz soruları buradan sorabilirsiniz diye. Bayağı da bir soru gelmiş. Şimdi onları cevaplayacağım. Bu arada bugün son kez çocuklar okula gidecekler. Büyük bir tatil var. Biz yine kampa gidiyoruz. Evet, hava bozuk ama hafta sonu çok güzel olacakmış. 27 derece olacakmış. Hollanda'nın havası hiç belli olmuyor. Bugün sıcak, yarın soğuk. Yani kazaklarınızla tişörtlerinizi bu mevsimde yan yana tutmak zorundasınız. Onun dışında daha sonra da bir Belçika planımız var. Belçika'da bir kamp alanına gideceğiz. Orayı da görmeyi çok istiyorduk. Bir siteden rezervasyon yaptık. Ondan sonra da oraya gideceğiz. Ondan sonra da zaten yaz tatili geliyor. Yaz tatilinde de Türkiye'ye gitmeyi planlıyoruz. Böyle, siz nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Kısaca son güncel durumdan bahsetmiş oldum sizlere. İsterseniz yavaş yavaş sorularımıza geçelim. Şimdi bir tane soru var. Uğur Karakurt sormu. Çocuklarınızın hobi de olsa bir müzik enstrümanı çalmasını ister miydiniz? Tabii ki isterdim. Hatta Efe'nin böyle bir yatkınlığı var. Geçenlerde Instagram'dan paylaşmıştım. Esma'nın piyanosunu kurcalarken yakaladım onu. Bayağı da böyle notalardan şarkıyı falan çözmüştü. Hayatında ilk defa piyanonun başına oturdu. Ama çok hoşuna gitti. İleride olabilir ama şu anda gerçekten Efe'nin dersleri çok yoğun. Hatta bu oyunculuk okuluna gitmek istiyordu. Seçildi de yani. Oraya da götürdük. Ama yani fırsat olmadı. Futbol oynamak istiyor, onu yapmak istiyor. Efe'ye kalsa çok şey yapmak istiyor. Poyraz tabi bu tarz şeyler için küçük. Ama yüzmeye gitti. Yüzme diplomaları var. Onun dışında bu seneyi de bir bitirelim, atlatalım. Gerçekten bir aktivite istiyorum Efe için. Ama dediğim gibi bu yoğunluktan özel ders alıyor, okula gidiyor. Okulda dersleri çok ağır, çok yoruluyor. Çok fazla da sıkmak istemiyorum. Ama dediğim gibi bakacağız, önümüzdeki sene belki bir aktivite daha buluruz. Şu özel dersi falan biraz daha azaltmayı düşünüyorum. Soner Kaplan sormuş. Eşiniz ne işle uğraşıyor? Meslek olarak videolarda biraz ona yer verin. Selamlar. Bizden de selamlar. Eşim bilgisayar mühendisi görünümlü, elektronik mühendisi. Aslında elektrik mühendisliği mezunu ama tamamen bilgisayarla alakalı işi. Kendi işimiz bizim. Kendimize ait bir mağazamız var. Böyle nasıl anlatayım? Teknosat tarzı bir mağazamız var. Elektronik eşyalar satılıyor içinde. Ama onun dışında şirketlere de servis veriyor eşim yani. Donanım, yazılım servisleri veriyor. Sevgili arkadaşım Zehra Yavuz sormuş. 18 yaşındaki Tuğba'ya ne demek isterdin? Tekrar geçmişe mi gitmeyi seçersin yoksa geleceği mi görmeyi? Sihirli değneğin olsa nereye ışınlanmak istersin? Eşinle 3 aynı ve 3 farklı huyunuz. Son olarak I love you baby demiş. Ben de seni I love you. 18 yaşındaki Tuba'ya ne demek isterdim? Ne demek isterdim? Hiç düşünmedim. Çok güzel bir soru ama hiç düşünmemiştim bunu. Ne demek isterdim biliyor musunuz? Fazla sana müdahale edilmesine izin verme. Daha çok yanlış yap, daha çok öğren derdim herhalde. Ayrıca çok fazla üzülme. Çünkü bu yaşayacağın son hayal kırıklığı değil. Daha büyüklerini de yaşayacaksın. Enerjini onlar için harca. Onlar için sakla derdim herhalde. İnsan o zamanlar daha hassas oluyor. Daha fazla hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü her şeyle yeni tanıştığı için her şey çok fazla geliyor. Hani bu kadar da olamaz diyorsunuz ama aslında her zaman daha fazlası var. Hayat size bunu gösteriyor. Sanırım bunu demek isterdim. Daha çok çalış derdim. Daha fazla gez. Kimsenin üzerinde egemenlik kurmasına, kimsenin üzerine baskı kurmasına izin verme derdim. Her şeye kulak asma derdim. Aslında bildiğini oku derdim. Burnunun dikine git derdim. Bu kadar kurallara uymak zorunda değilsin derdim. Bilmiyorum, ben çok fazla böyle kuralcıydım sanırım. Ama ben şimdi gördüğüm gençlere de söylüyorum. Bu hayata bir kere geliyoruz. Bolca hata yapın ki bolca cebinizde biriktirmiş olduğunuz dersleriniz olsun. Bolca yaşanmışlığınız olsun. Geçmişe mi gitmeyi seçersin yoksa geleceği mi görmeyi? Yani bu soruya net bir cevap veremiyorum. Sanırım ikisini de istemem.
Geçmişe gitmek istemem. Yaşandı ve bitti. Geleceği de görmek istemem. O zaman hani şu an şu anın bir anlamı kalmıyor. Geleceği bildikten sonra hayatın bir sürprizi kalmıyor bence. Sihirli değneğin olsa nereye ışınlanmak istersin? Şu anda okula ışınlanmak isterim. Aklım çocuklarda. Her şey yolunda mı? Eşinle 3 aynı ve 3 farklı oyunuz. Yani 3 farklıyı sayarım da 3 aynıyı kesinlikle sayamam. Çünkü hiç aynı huyumuz yok gibi bir şey. Ama bir şekilde dengeyi kuruyoruz sanırım. Farklı karakterler daha iyi anlaşıyorlarmış. Daha iyi evlilikler kuruyorlarmış. Öyle bir şey duymuştuk biz de. Yani benim sevdiğim o sevmez, onun beğendiğini ben beğenmem. Aslında çok farklıyız. Levent enişteyle nasıl tanıştınız? Ben bunu daha önceki videomda bahsetmiştim. Orada vardı aslında. Benim İstanbul'da çalıştığım şirkette, Burak'ı biliyorsunuzdur, Elif'in eşi oldu, artık evlendiler. Burak'ın bir arkadaşı vardı. O şekilde onların vasıtasıyla tanıştık. Sene 2006-2007. 2006 ya da 2007 emin değilim. Özlemcim sormuş. Ablam, hayatında hiç keşkenin oldu mu ya da pişmanlıkları? Yani bu soruya gönül rahatlığıyla cevap verebilirim. Hayır, hiç olmadı. Çünkü ben yaptığım şeyden pişman olan biri değilim. Yani daha çok yapmadıklarımdan pişman olan biriyim. O yüzden hani keşke belki, o da 18 yaşındaki Tuğba'ya ne demek istersin Zehra'nın sorusuna verdiğim cevap zaten. Keşke değil ama daha fazla enerjimi daha farklı şeylere harcayabilirdim diye düşünüyorum. Aslı Balaban sormuş. Tuğba'cığım, bu yaz nereye gitmek isterdin? Denize mi, başka bir yere mi? Bu yaz Türkiye'ye gideceğiz inşallah, Allah nasip ederse. Ya bana kalsa böyle daha tropik bir adaya falan gitmek isterdim. Ne bileyim, Tulum'a gidebilirim, Bora Bora'ya gidebilirim falan ama Türkiye'ye gidiyoruz. Selcan sormuş. Poyraz ve Efe'yi çok öpüyorum. İstanbul'a bu yaz gelecek misiniz? Gelecekseniz mutlaka bir buluşma ayarlayın. Selcan'cığım, Türkiye'ye geleceğiz ama İstanbul'a gelip gelmeyeceğimi bilmiyorum. Çünkü biz Türkiye'ye gidene kadar arada başka yerlerde de konaklayacağız. Yani kamp yapacağız. Biliyorsunuz karavanla gideceğiz bu sene. İşte Hırvatistan'da kalacağımız bir yer var. Yunanistan'da kalacağımız bir yer var. Hani İstanbul'a girer miyiz bilmiyorum. Yani aslında bir planımız yok. Tamamen böyle hani yola çıkacağız. Rüzgar bizi nereye taşırsa. Gülizar Aslan sormuş. 10 sene sonra kendini nerede görmek istersin? Gelecekteki projelerin nelerdir? Gurbette olduğun için pişmanlık duydun mu? Şimdiden teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim bu soruyu bana sorduğun için. Yani 10 sene sonra kendimle ilgili çok büyük böyle planlarım, hayallerim yok açık söylemek gerekirse. Daha çok evlatlarımla ilgili var. İşte onun dışında yani sağlık sıhhat dileyebiliyorum ben önümüzdeki yıllar için. Yoksa böyle çok büyük hedefleri olan, çok büyük hırsları olan bir insan değilim. Ben hiçbir zamanda olmadım zaten. Gurbette olduğum için pişmanlık duydum mu? İlk geldiğim seneler evet pişman olmuştum. Yani nereye geldim dedim kendi kendime. Çünkü bizim yaşadığımız hayat, yani gerçekten bunu içtenlikle söylüyorum, artık ne anlarsanız anlayın, nasıl eleştirirseniz eleştirin ama İstanbul'da veya işte Türkiye'nin herhangi bir şehrinde orta halli yaşayan bir insan, buradaki insanlar için çok lüks. Yani onun yaşantısı buradaki insanlar için çok lüks. Ben size söyleyeyim yani, ne bileyim, gece bir evinize yemek getirmek bile burada lüks. Böyle bir şey yok yani, gerçekten. Hani bazı şeyleri siz çok küçümsüyorsunuz ama o sabah bakkaldan ekmek alıyorsunuz ya, işte burada o bile lüks. Şimalcim sormuş. Şimalcim, öpüyorum seni. Hayattaki dönüm noktam dediğin olay ne oldu? Sanırım buraya gelmemdi dönüm noktam. Çünkü çok farklı bir yöne doğru ilerlerken hayatım birdenbire yön değiştirdim. Tamamen işimi, kariyerimi bıraktım. Her şeyi bıraktım yani. Ve yüzümü buraya döndüm. Aile kurmaya döndüm. İyi mi oldu? İyi de oldu bence. Yani şu anda bulunduğum durumdan gayet memnunum, mutluyum. Avusturya'da Günlük Hayat kanalının sahibi Zeynep sormuş. Levent eniştede en sevdiğim ve sevmediğin huyları. Bir de beni seviyor musun? Seni çok seviyorum tabii ki. Sen ve Zehra benim için yeriniz çok ayrı. En sevmediğim ve sevdiğim huyları. Şimdi en sevdiğim huyu Levent'in çok cömert. Yani aşırı cömert. Cebindeki son
kuruşu bile paylaşır. Hatta paylaşmaz, direkt verir yani. Bizim için canını bile verir, onu biliyorum. Bu huyunu seviyorum. Onun dışında en sevmediğim huyu da dinlemiyor bazen. Çok kafası böyle herhalde işten dolayı yoğun oluyor. Bazen beni dinlemiyor, kızıyorum ben de. Hemen toparlanıyor. Dinliyorum dinliyorum diyor. Ama dinlemiyor aslında, farkındayım. Sevgili Sezen'cim sormuş. Tuğba'cım, en büyük hayalin neydi? Gerçekleştirebildin mi? Bulunduğun konum, yaşadığın hayat işte buydu mu? Yoksa daha farklıydı da sen mi bunu seçtin? Şimdi dediğim gibi zaten benim böyle çok büyük hayalleri, hevesleri ve böyle hırsları olan bir insan olmadım. Yani olsaydı evet daha farklı yerlerde olabilirdim. Benimle aynı yola çıkan insanlar şu anda daha farklı durumdalar. Ama ben aile olmayı seçtim. Yani hayat seçimlerden ibarettir aslında. Bundan da pişman değilim. Çünkü evlatlarım geriye kaldı bana. Yani zaten yaşlandığınız zaman arkaya dönüp baktığınızda ne sizi mutlu eder ki? Buraya, dünyaya bıraktığınız bir iz mutlu eder. Benim de evlatlarım var. Onların büyüyüp böyle delikanlı olup ne bileyim kendi hayatlarının kurduğunu görmek beni mutlu eder. Ama siz istediğiniz kadar kariyer yapın. Bir gün o kariyeriniz son bulacak. Yani bir gün evinize dönmek zorunda kalacaksınız. Çünkü emekli olacaksınız. Ama anneliğin emekliliği yok. Anne hep anne yani. Çocuğunuz 40 yaşında da olsa, 50 yaşında da olsa emekliliği olmayan bir iş ve ben bu durumdan gayet memnunum. Ama tabii ki yani başka bir yönü seçseydim, buraya gelmeseydim, kariyerime devam etseydim daha farklı yerlerde olabilirdim. Neden olmasın? Ablacığım, gelecekle ilgili hayallerin ya da planların var mı? Varsa bunlar neler? Türkiye'ye temelli dönmeyi hiç düşündünüz mü? Aklıma geldikçe yazacağım. Tamam Özlemciğim. Gelecekle ilgili hayallerim kendimle ilgili değil, daha çok evlatlarımla ilgili var. Efe ile ilgili daha çok benim, yani hani eğitimiyle ilgili falan. Poyraz biraz daha sert bir karakter. Böyle istediğini yaptırıyor, tuttuğunu koparıyor. Ama Efe biraz daha duygusal. Mesela duygularını çok belli etmez, çok ağlamaz, çok hayıflanmaz. Ama içinde yaşıyor her şey, farkındayım. Efe'ye biraz daha yardımcı olmanız gerekiyor yani bu konuda. Hani ne bileyim, biri onu dışladığı zaman ya da kötü bir şey söylediği zaman hemen içine kapanıyor. Çok duygusal bir çocuk dediğim gibi. Ona kıyamıyorum ben birazcık, bilmiyorum neden. Okulda da böyle bazen oluyor, işte şu şunu dedi, bu bunu dedi falan filan. Benim tek hayalim Efe ile ilgili, umarım bir gün gerçekten İyi bir insan olur öncelikle. Hani kariyerden önce iyi bir insan olmasını, hayırlı bir evlat olmasını isterim. Ama onun dışında yani ikinci olarak gerçekten nasıl diyeyim, ben burada böyle şirket sahibi, işte doktor, mühendis, Türkleri görünce koltuklarım kabarıyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü yabancı bir ülkeye gelip gerçekten bir sıfır geriden başlayıp, yani her zaman okula başladığınızda bir sıfır, onlar daha önde oluyorlar. Bu noktaya gelmek gerçekten, oradan davulun sesi hoş gelebilir ama hiç kolay bir şey değil. Hiçbir şey olmazsa saçınız siyah yani. Benim çocuğum saçı siyah olduğu için bile dışlandığı olmuştur. Ne olursa olsun burada biz yabancıyız. Her ne kadar da böyle hani yabancı gözüyle bakmıyorlar desek de yani bakıyorlar arkadaşlar. Hani bunu ben size yalan söyleyemeyeceğim yani. Özellikle okullarda bu oluyor. Durumumu fark ettiğim için de, oğlum da çok duygusal olduğu için bununla baş edemeyeceğini düşünüyorum bazen. Onunla ilgili olarak böyle o yüzden bazı planlarım var. Yani Türkiye'ye gelip gelemeyeceğim de aslında benim çocuklarımla alakalı bir durum. Eğer çocuklarım burada kendilerini iyi hissederlerse, mutlu olurlarsa, gerçekten okullarında başarılı, eğitimlerinde başarılı olurlarsa, hani bir severek okula gitmek var, bir de böyle her sabah kalkıp lanet edip okula gitmek var, gitmek zorunda olmak var. Ben bunu istemiyorum gerçekten. Hani çok küçükken bunu anlamıyorsunuz. Küçük çocuklar zaten bilmiyorlar bazı şeyleri. Ama biraz daha büyük okullara gittikleri zaman böyle peste dedikleri bir olay var burada. Birbirlerini nasıl diyeyim, hani birbirlerini bastırıyorlar, birbirleri üzerinde böyle
baskı kuruyorlar, işte dalga geçiyorlar ya da kötü davranıyorlar vesaire. Çocukları küçük olanlar bunları anlayamıyor. Ben de anlayamamıştım Efe küçük olduğu küçükken yani. Ne zaman ki daha büyüdü, akla ermeye başladı, daha büyük okullara gitti. Oluyor yani bu tarz şeyler. Yani benim Türkiye'ye dönüp yerleşmem veya oraya gelmem tamamen çocuklarımın eğitimiyle alakalı. Efe'nin bazı hakları varmış. Onları da deneyeceğiz. Hani liseyi bitirdikten sonra işte üniversite okuma hakkı, YÖS, yabancı öğrenci sınavı falan. Yani bizim durumumuz hiç belli değil. Tamamen gidişatla alakalı ama iki tarafla da tamamen bağlarımı koparamam. Ne tamamen Türkiye'ye yerleşebilirim ne de tamamen burada kalabilirim. Bu işin zorluğu bu ama zevkli yanında bu aslında iki kültüre de hakim olmak. Seminal Mustafa yazmış. Canım Almanya'dan seni severek takip ediyorum. Sorum Hollanda'da ırkçılıkla karşılaştığınız oluyor mu? Ben şahsen orada direkt olmasa da ırkçılık yapıldığına şahit oldum iki defa. İyi akşamlar demiş. Demin bahsettiğim mevzu. Yani her ne kadar da yapılmıyor deseniz de yani belki karşı çıkanlar olacaktır. Benim gördüğüm, hissettiğim bazı şeyler oluyor. Olmuyor değil. Özellikle okulda çocuklar arasında. Çok fazla dillendirmek istemiyorum bu konuyu ama isterseniz bunu özel hani başımdan geçen birkaç olayı anlatabilirim ve bununla nasıl baş ettiğim konusunda, çocuğumu nasıl hazırladığım konusunda, kendi psikolojimi nasıl düzelttiğimle alakalı bir video yapabilirim. Lütfen sizde yaşadığınız şeyler varsa aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben de en azından sizden bir şeyler öğrenmiş olurum. Eyfel Kulesi, merhaba canım. Benim sorum, üçüncü bir çocuk daha ister misiniz? Seni çok seviyorum, videolarını çok severek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Üçüncü bir çocuk daha düşünmüyoruz. İki tane evladımız var. Allah onlara uzun ömür versin, sağlık, sıhhat versin. Allah olmayanlara da bu evlat sevgisini tattırsın. Ama bizim için, hani büyük konuşmuyorum. Hiç büyük konuşmayı sevmem. Ama bizim için bu mevzu kapanmış bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, videoyu çok uzatmak istemiyorum. Daha fazla sorunuz olursa başka bir videoda tekrar sorularınızı cevaplayabilirim. Çok da uzatıp sıkmak istemiyorum sizi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer vloglarımızı kaçırmayın. Yakında yine gezi vloglarımız olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.